Merhaba. Uzun bir hafta tek anlayayız. Bugün sıkıntılar nasıl işten şey sigorta hazır oynanır. Bize canlı yapma heyecanı geldik. Maçı düşünüyor o zaman. İkinci rakip. Ada rakip ve dost takım. Seba kapalı salon olacak. Kapsikle beş tane kart sayacak. Evet. 5 saat. Kaan. Top. Gezin. Deniz zaten gelemiyor. Koy. Sırf postundan. Yalnız bu bilgi kendisi de veriyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Evet, Galatasaray'da sınıyor. Sonra biraz gelip gibi bir daha bir salon salon yok. Biliyor pandemiyi amaçlı. Teşekkürler hocam. Mesajı atacağım ben. Mağazı teşekkür ederim. Geliyor. Nasıl gidiyor hocam bana? Yani siz konu. Bana bir tane şimdi bak. Evet, sınavım. Karate adamımız çoktan gelemedi. Ben o zaman şu an nasıl?
Görüntü olarak şu an bende ekranda düzgün görünüyor ama yine de siz bu ses uçuyor şu an iyi dediğiniz ekran mı yoksa ses mi? Tamam, zoom yapacağım Mehmet hocam. Şu an hazırlık yapıyorlar diye, hazırlık şey ısınma devresindeler diye. Oynamıyorum. O görüntü neden böyle acaba? Durun bakalım. Ben şu an nasıl? Ben çıkıp çıkıp kamerayı ayarlayacağım. Biraz ara vereceğiz. Evet, şimdi nasıl acaba, söyleyebilir misiniz? Görüntü nasıl? Buraya, buradayım ben. Açıldı mı canım? Tamam. Teşekkür ederim. Tamam, böyle devam edeceğim. Efendim Metin Hocam. Arkadaşlar, Zeki Hocamız trafikten dolayı gelemedi. O yüzden bugün tek yayın yapacağım. Teşekkür ederim.
Zeki hocam, yeni transferlerle ilgili daha konuşmadım. Şu an bir fotoğraf çekimi yapıyorum. Hakem yok. Büyük ihtimalle hakemsiz bir maç olacak. Büyük ihtimalle de zaten hakem yok. Hava atışını Sedat hocam. Evet, Beşiktaş Süleyman Seba salonunda hava atışıyla başladı maçımız. Kaan Şafak Beşiktaş ilk hücumunda başarıyla dönüyor. Ya yayın canlı yayından dolayı böyle bir görüntü gidip geliyor. Ya zoom yaptığım zaman bir daha yerine gelmiyor Zeki hocam. Molada veya maç durduğu zaman yapacağım. Beşeri sayıyorum. Galatasaray'da Fikri, Enes, Mustafa, Bülent ve İsmail 5 ile başladı. Kaan Şafak'ı görüyoruz. Özgür, İlhan. Ve Uğur'u görüyoruz ilk beşte. Bülent Yılmaz, Enes, İsmail Ağar, İlhan müdahalesiyle top dışarı çıktı. Evet, Galatasaray başlayacak kenardan İsmail Ağar'la. Enes, Enes'ten bir şut, başarılı bir şut. Kendi topuyla. Özgür. Kaan. Tekrar Özgür. Kaan Şafak şut arıyor. Bulabilecek mi? Evet. Aşağısı bir atış. Bülent İsmailer. Aldı Bülent'e. Bülent Yılmaz kendi topuyla içeri girdi. Başarılı bir atış. Güzel bir hareket gördük Bülent Yılmaz'dan. Özgür. Özgür'den kendi topuyla kendi getirdi, attı ve başarılı bir atış yaptı. Evet, scoreboard çalışmıyor. Skor olarak Enes'ten uzun bir pas Bülent'e. İsmail Ağar. Enes. Enes'ten yine aynı yerden ikinci atış başarılı oldu yine. Özgür Gürbulak
Bakalım. Uğur Toprak, Kaan, Özgür tekrar Uğur Toprak. Baş Panyalı bir atış. Uğur Toprak'tan seyrettik. İsmail Ar. Bülent. Bülent'ten kendi. Evet. Bülent bir dokundu ama tabii. Evet, mola. Evet hocam, mola. Ya ekranla ilgili Zeki hocam bir bak şu ekrana ya. Ben bunalık diyorlar. Ya yayınla ilgili, internet çekimle hızıyla ilgili aslında sorun olmaması lazım. Ben ışığı evet. Ya bazen şöyle arkadaşlar, görüntü kalitesi olarak siz kendiniz YouTube'dan sağ altta 3 nokta var. Oraya basıp yayın kalitesini yükseltebilirsiniz. Mehmet hocam, çok yaklaştırdığım zaman da bu sefer açıyı yakalayamıyorum. Kamerayı çok oynatmak zorunda kalıyorum. Şu an iyi gibi geliyor bana. Erdem Başkan, yayınla ilgili sponsorları buluyoruz ama maça iptal olduğu için şu an her şeyi askıya aldık. Çünkü verebileceğimiz bir şey olmadığı için şu an. Ama olursa tabii ki neden olmasın? Bir sponsorla kalmıyoruz. Biz ekipman olduğu zaman canlı yayınla ilgili hem bizim için hem de seyirciler için daha kaliteli, daha düzgün bir maç seyredebilirler. Evet, Mehmet Demir arkadaşımız kaliteyi yükselince biraz iyi olduğunu söylüyor. Evet, maç tekrar başladı. Özgür'le. Özgür, Kaan. Kaan'dan orta bir şut. Başarısız. Ubantı, Mustafa, Muhittinoğlu, İsmail, Enes. Evet, Enes düştü. Maç Galatasaray'da. Başkanım, her kulüpten isteme şansımız var mı bilmiyorum. Biz ekipman olarak araştırma yaptığımızda 10 bine yakın bir masraf gidiyor. Halil orta şut başarısız, dışarıda. Özgür Gürbulak. Uğur Toprak yine başarısız, aynı yerden şutu başarısız oldu. Hücum Galatasaray'da. Enes, İsmail atar mı? Evet. İsmail baskıya rağmen başarılı bir atış gördük. Özgür Gürbulak. Kaan Şafak, Özgür tekrar Kaan Şafak topunu aldı. Pasörcü arkadaşları aradı. Evet, tekrar bir şut. Aynı yerden başarılı bu sefer. Biraz daha üstten. Zeki hocam, skoru tutma şansınız var mı? Enes, Halil. Tekrar Enes. Verir mi Mustafa? İlan'dan, İlan faulle durdurdu Mustafa'yı.
Aslında ben tutardım ama hiç aklıma gelmedi. Çizgide atış Muhittin. İkinci atış da başarısız. Evet, gerçekten özlemişiz maçları. Seyretmeyi, oynamayı. Uğur Toprak şöyle bir baktı. Tekrar Özgür'e. Kaan İlhan'a verir mi? Kaan kendi topunu oynadı. Başarısız. Mustafa, Enes. Özgür'den. Özgür'den güzel bir pas gidiyordu ama İlhan rahat alamadı. Özgür, Uğur Toprak, Kaan verir mi? Evet. Evet. Hakem olmadığı için faul yapan arkadaşlar söylüyor. Çok güzel. Özgür, Uğur Toprak, İlhan Ağa içeride. Evet, başarısız oldu. Fikri Gündoğdu rebound'ı aldı. İlhan faul yaptı. Evet, Galatasaray İsmail'le başlayacak kenardan. Enes. İsmail, Bülent. Halil'e verir mi? Ortaya verdi. İsmail, Enes. Fikri'den bir turnike başarılı oldu. Evet hocam. Kaan Şafak'tan üçlük, başarılı bir üçlük. İsmail, Enes. Enes kendi topuyla içeri. İsmail Ağar. Enes. Tekrar İsmail. Bülent. Top Özgür'den çıktı. Enes'ten başarılı bir atış yine. İyi olur arkadaşımız bildirirse ara ara. Çok iyi. Ekrana yansıtırsa biz de burada sözlü olarak iletiriz. Evet. Bülent ile Özgür arasında göremediğim bir iletişim oldu. Yakalayamadım. Kaan Şafak. Bir üçlük denemesi başarısız. Halil ribaundu aldı kendi topuyla. Enes. Enes'ten Bülent'e. Bülent Yılmaz. Tekrar Enes. İçeri Fikri. Yanlış bir pas. Bülent aldı topu. Pas verecek arkadaşını aradı. Girer mi? İsmail. Enes. Tekrar İsmail. Orta şut. Başarılı. Oyuncu var. Kaan Şafak, Halil, pas verecek arkadaşını aradı. Tekrar Kaan, çizgide bir şut,
paralel bir çizgide paralel başarısız. Enes de Galatasaray hücuma geçti. İsmail çizgide Bülent'e. İsmail'den yine aynı yerden bir şut. Bu sefer başarısız oldu. Özgür'le çıktı birinci yarıya. İsmail. Halil kontrolsüz bir faul yaptı. Oyuncular değişiyor. Ömer içeride. Kaan Şafak dışarıda. Fikri dışarıda. Maşide içeride. Evet. Oyuncu böyle değişti. Özgür ilk topu aldı. Kendi topuyla başarılı bir atış yaptı. İsmail Ar. İsmail Ar üçüncü atış aynı. Evet, 3-2 atış. Her iki takımın da başarılı. Lokomotif oyuncular ön planda. Her zamanki gibi. İsmail yine dördüncü atışında 4-2 yaptı. İsmail aynı yerden. Ön çizgiden 4-2 başarılı bir atış yaptı. Özgür Gürbulak. Özgür'den bir üçlük denemesi. Bülent ribaundu aldı kendi topuyla hızlıca. Rakip sahaya geçti. İsmail Ağar. Bülent'ten bir şut. Başarısız. Bir bantı. Bayağı çekişmeli bir maç. Özgür'de Panyalı bir atış. Soldan. Maalesef başarısız oldu. Kaan'dan Kaan'a içeri Ömer'e. Evet, çok rahat bir atış Ömer'den. Pot altından seyrettik. Maşide İsmail Ağar. İsmail'den Bülent Yılmaz'a. Halil. Bülent. Halil tekrar. Orta ön çizgi başarısız oldu. Evet. Muhittin'i dışarıda bırakmaya çalışıyorlar. Evet, eksik bırakarak hücum etmeye çalışıyor Beşiktaş. Bakalım başarılı olacak mı? Evet, döndü. Kaan'dan bir şut. Başarısız. Muhittin hızlıca yine kendi topuyla dışarı. Rakip sahada. İsmail Ar. Bülent Yılmaz. Tekrar İsmail Ar. Mustafa Muhittinoğlu. Maşide. Görkem. Teşekkür ediyoruz güzel dilekleriniz için. Thank you.
Kaan'dan Palmer'e bir atış. Başarılı. Mola. Evet, bütün herkesin temennisi liglerin başlaması. Bu pandemi düşe geçerse, en azından aşıyla ilgili çalışmalar hızlıca ilerlerse, büyük ihtimalle hızlı en yakın zamanda liglerimiz açılacak. Herkesin temennisi bu. Mustafa, Bülent, tekrar Mustafa, İsmail Ağar, şükür başarısız. Evet. Maçı da aldı. Oo. İsmail Han. Skorla ilgili bilgi soran varsa yazabilir mi? Güler Kerem, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz Nusret Hocam. Erdem Başkan, Levent arkadaşımız yazabilir mi acaba? Eğer duyuyorsa bizi. Sonucu.
o izleme sayısına üst düzey takımları oynarken yakaladığımız bir sayı. Yani bu basketbolu ne kadar özlediğimizi göstergesi bu. Bir hazırlık maçını, hazırlık maçındaki izlenme oranı tahminimizden yüksek çıktı. Thank you.
Teşekkürler Şebnem. Bülent Yılmaz, Muhittin, evet, pot altında Cem'e rağmen bize bir atış, güzel sayı, Özgür Gülburak, Kaan, Şafak, Özgür, Özgür'den panyalı bir atış başarılı. Mustafa Muhittin oğlu, Bülent Yılmaz'dan Enes, Enes'ten bir şut. Özgür Gülburak kendi topuna attı maçta, ribaundu aldı. Evet, Özgür faul bekledi galiba. Ama hakem olmadığı için olabilir. Evet, Enes'ten uzun bir pas. Mustafa'dan sırtı dönük attı. Büyük ihtimal öyle gördüm. ...25-35... Handan Hanım. Acaba 25... Teşekkürler Handan Hanım. Evet. Cem'den pot altı. Başarılı. Evet, 25-35 geç önünde. Son sayıda Cem attığına göre 27-35. Evet, oyuncu da var. İsmail içeride. Maaşı da dışarıda. Evet, değişim var. Özgür'le Beşiktaş top başladı. Tekrar Özgür. Panyalı atış. İkinci atışında da başarılı. Özgür Gürlak'tan seyrettik. Bülent Yılmaz. Enes. Evet. Enes bugün üçüncü top kaybetti sanırım. Kaybettim yani, Beşiktaş aldı topu. Evet, uzun bir pas Muhittin'e ama başarılı olamadı. Özgür'den Uğur'a. Evet, İlhan içeride, verir mi? Çok güzel bir pas. İlhan'dan pot altı. Galiba Cem. Enes'ten. Cem'le İlhan'a bakarken hücumu göremedim. Enes başarılı bir atış attı. Özgür Gürbulak. Panel atışı başarısız. Evet, Mustafa'dan uzun bir pas Fikri'ye. Fakat Uğur Toprak. Oo. Enes topu engelledi. Tekrar Beşiktaş'ta hücum. Özgür'den üçlük atar mı? Başarılı bir atış Özgür'den. Mola var. Evet. Şu an skor
ADS önde, evet. Son sayılardan sonra skor almak mümkün mü? ...32-39 Gez Galatasaray önde. Handan Hanım'a teşekkür ediyoruz buradan. Verdiği bilgilerden dolayı. Bülent Yılmaz, İsmail'e, İsmail Uğur topu aldı mı? Dışarıda. Evet. Uğur topu takip etti. İkinci topu aldı ama kaçırdı. Evet, Uğur'dan iki tane top. Bülent Yılmaz. Tekrar Enes. Enes'ten üçlük attı. Başarısız. Rebound İlhan'da. Özgür Gürbulak. Evet. İçeri girdi İlhan'a. İlhan zor dağısı aldı topu. Evet, Sedat Hoca'dan Mustafa'ya uyarı ki İlhan atarken geriye dönük savunma yaptı. İlhan iki atış çizgide İlhan'ı görüyoruz. İkinci de başarılı. Bülent'ten bir atış başarısız. Özgür hızlıca rakip sahaya girdi. Özgür Gürbulak. İlhan'a. İlhan. Evet. İki pot altı başarısız atış oldu. Üçüncüsü denemede Cem başarılı. Beşiktaş hücumunda boş dönmedi. Bülent Yılmaz. Evet, Halil ve Bülent değişiyor. Evet, yorumları okurken maça bakamadım. Sedat Hoca bayağı sinirlendi. Enes'in bir hareketinden dolayı. Herhalde topu kaybetti.
ve içeri çok girdi. İçeride Özgür'den başarılı bir atış. Bakalım skor neymiş? Evet, ayak arkadaşımız bir şey İngilizce yazmış. Bunu bilen varsa çevirebilirse sevinirim. Aranızda İngilizce bilen varsa son yorumu okuyup. Metin hocam ilgilenebilir misiniz? Teşekkürler İrem Çalışkan. Lütfen yavaş konuşalım arkadaşlar. Evet. Tekrar maç başladı. Bülent de yine Galatasaray hücumda. İsmail Ağar. Verir mi Mustafa'ya? Evet, pota altında Mustafa her zamanki gibi. Uzun elleriyle potaya daha yakın. Fikri yerde. Üçlük denemesi. Cem pot altında topu aldı. İkinci atışında başarılı. Beşiktaş'ın biraz daha hareketlendiğini görüyoruz. İsmail, Bülent Yılmaz. İsmail boş günü ortadan bir atış. Kaan Şafak, Uğur Toprağa gider mi? Gidemedi. Uzun bir pastı. Evet.
Halil, İsmail. Uğur Toprak faul yaptı, söyledi. Centilmence bir maç. Çok heyecanlı, aynı zamanda centilmence geçen bir maç. Faul yapan faulünü söylüyor. İsmail, evet, pot altına Muhittin. Harika bir atış gördük Muhittin'den. Ribaundu alıp, hücum ribaundunu alıp sayı yaptı. Üçlük denemesi başarısız. Uğur Toprak'tan Kaan'a. Kaan'dan uzun bir pas. Cem aldı pot altında. İlhan'a, İlhan. Evet. Beştaş. Sonuç alabilir miyiz acaba? Kim tutuyorsa. İsmail'den yanlış bir pas. Beştaş. İlhan yine pot altı, ikinci atış. Aynı yerden bir öncekine gibi İlhan pot altında başarılı bir atış yaptı. Hemen mola geldi kenardan. Sanırım Sedat Hocam aldı. Andan Hocam, sonuç alabilir miyiz? Serdar Hocam, yani yabancılar da evet bana mesajlar da atıyorlar. Ben birçok yabancı sporcuları da ekledim kendi face'ime. Tekerlekli sandalye, basketbol branşlarıyla oynayan oyuncuları. Dışarıda izlenme sayımızı yükseltmek için, oranlarını daha geniş kitleye cevap vermek için ekleyip paylaşım yapıyorum. Evet, Handan Hanım'dan bir skor, ikinci periyot sonucu 47-43. Kim önde acaba? Beştaş, evet. Beştaş öne geçmiş. Galatasaray'dan, evet. Son hücumlarında da bunu gördük zaten. Galatasaray devamlı boş döndü. Evet, içeride Kaan Hoca'yı mı görüyoruz? Galiba içeride oyuna girdi. Evet. Hayır, yok. Pardon. Sanırım periyot bitirdi. Eyvallah, tamam mı? Tamam. Tamam baba, sağ ol. Teşekkür ederiz Özgür. Özgür'den çay kahve muhabbeti yaptık. Sağ olsun. Yaz, tamam, aldı Handan Hanım yazdı. Tamam, senden. Tamam, Özgür yandı. Özgür benden diyor. Vallahi Özgür hesabı çok öder. Ayaka Özgür arkadaşımıza bir okey gönderdi. Herhalde tanıyor Özgür arkadaşımızı. Beni mi tanıyacak? Şimdi Özgür benden dedi, Deniz de benden dedi. Şimdi ben gidip büfede bir
Bunları zarara uğratayım geleyim. Kendileri istedi ben beni gel. Ama kediye ciğer gösteriyor bunlar. Yok, sos sevmiyorum ya. Şöyle boş kaşarlı sucuklu en pahalısını. Ben ayrılıyorum. Kapatmıyorum yayına. At gitmiş. Kusura bakmayın. Ben yokken at gitmiş. Neden anlamadım ben de. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Can. Merhabalar. İyi, sen nasılsın? Başarılar babam. Ben gidince at gitmiş arkadaşlar. Yani tesadüf böyle. Bu arada çayımı aldım Mehmet. Teşekkür ediyoruz Sezer hocam. Sezai hocam karışık toz söyledim. Artık Özgür mü öder? Deniz mi öder? Bilmiyorum yani. Bol, her şeyi bol olsun dedim. Bedava olunca bol oluyor. Ay pardon. Heyecanlandım. Fatih Okul, teşekkür ediyoruz. İnşallah bütün temennimiz, bütün liglerin başlaması. Herkesin düşüncesi ve amacı bu. Ya dünyayı da etkileyen bir şey var. Pandemi. Sonuçta kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Elimiz kolumuz bağlandı. Evet, bu yayın gitmesinden dolayı ben de açtığında değildim kameranın. Bayağı seyirci kaybımız oldu. Kusura bakmayın.
47-43 hatırladığım kadar. Deniz, WhatsApp'tan bir şey yazma. Telefonla giriyorum, buradan yaz. Mesajını buradan okuyabilirim. Nihat Ağırbaş, ya Nihat arkadaşımız. 47-43, evet tamam. Şey, Handan Hanım yazarsa ben iletirim. Tamam, teşekkür ederiz. Evet, Handan Hanım yazacak, biz de bildireceğiz. Beşiktaş. Beşiktaş 47-43 önde. Evet, hazırlık maçı gerçekten çekişmeli. Ben bu kadar beklemiyordum. Lig kadar heyecanlı ve herkesin özlediği bir maç bu. Evet, doğru. Beşiktaş önde. Son periyotta Beşiktaş büyük bir atak yaptı. Galatasaray devamlı boş döndü. Top kaybetti. Evet, parkede kimleri görüyoruz ilk 5'te Galatasaray'da? İsmail Ağar, Bülent Yılmaz, Mustafa Muhittinoğlu, Enes. Sağda görüyoruz. Evet, Beşiktaş'ta kimleri görüyoruz parkede? Supiye, Ömer, Gökhan, Kaan Şafak ve Uğur görüyoruz. İlk 5'i Bülent fake'ini attı. Cevabını alacak mı? Evet, alamadı fake'in karşılığını. Topu tekrar Enes aldı. Galatasaray tekrar ucunda. İsmail Ağar, Muhittin pot altı. Başarılı. Çok güzel bir paslaşmada sonuca ulaştı Galatasaray. Ligin ne zaman başlayacağını kimse bilmiyor Nihat Bey. Kaan'dan panyalı bir atış başarılı. Bülent Yılmaz. Enes Batur. Tekrar İsmail Ağar. Enes. Pas Enes'e. Enes çok hızlı girdi. Evet, başarılı olamadı Enes turun kesinde. Enes Bulut. Evet. Enes Bulut. Enes kendi topunu yine aynı pozisyon. Başarılı bu sefer. Enes. Enes Bulut'tan başarılı bir hücum. Enes çizgide bir atış. Başarısız. İsmail Ağar, Enes Bulut, İsmail Ağar, İsmail Ağar uzun bir aradan sonra tekrar şutlarını geçtiğini görüyoruz. Son periyotta çok başarılı olamadı İsmail ama bu sefer son iki atışını ortadan sayı yaptı İsmail Ağar.
Evet, Handan Hanım'dan biz şey bekliyoruz. Ben sahayı takip edemiyorum. Hem sahayı hem ekranı kaçırabilirim yani. Ne söylesem yanlış olur. Takip eden olursa, yazarsa seviniriz. Teşekkürler Deniz. Artık hesabı geldiğinde ödersin ya. Daha doymadım, haberin olsun. Evet, maç tekrar başladı. Kaan'dan bir atış. Gökhan yanlış. Enes'e. Hayır. Deniz Acar. Beşiktaş'ın oyuncusu. İsmail, Enes, Bulut. Tekrar İsmail. Bülent Yılmaz. Potaya baktı. Başarısız bir atış. Ribant. Uğur Toprak. Kaan Şafak. Uğur Toprak tamam. İsmail Ağar, Bülent Yılmaz. Tekrar İsmail Ağar. Enes Bulut. Bulut'tan uzun bir pas. Ribat Gökhan'dan Uğur Toprak. Başarılı olacak mı? Evet. Başarılı bir atış. Evet, Güler Hanım, Güler Kerem arkadaşımız, Yasemin Hanım akrabası oluyor. Evet, şu an zaten. Evet, Enes'ten bir atışına. Evet, Galatasaray son atış sonucunda iki ucumu boş geçti. Beşiktaş değerlendirecek mi? Kaan Şafak, Uğur Toprak. Ömer Işık Tampanyalı başarısız. Evet, oyuncu değişikliği var. Halil içeride. Enes dışarıda görüyoruz. Evet, Halil çok parkelerde göremiyoruz. Halil, Bülent Yılmaz. Tekrar Halil. İsmail Halil Bağlı. Ortadan bir şut. Başarılı Halil'den. Bayas Hatay'ın bir ilçesi. Thank you.
Ya bazen hatlardan dolayı bulanık olabiliyor. Ya durumu ekrana yazacaklar ama yazan olmadı şu ana kadar. Bekliyoruz. Mesajlarınızı okuyamıyorum. Kaan Şafak, Muhittin Oğlu, İsmail Ağar, şu an size cevap veremiyorum çünkü elimde iş var. Fotoğraf çekiyorum. Beğeniniz ve yorumlarınızı bekliyoruz. Geç. 84-78. Sonucu yazarsanız Handan Hanım bekliyoruz.
Zeki Karatege hocam, burada mısın? Zeki hocam, buraya bir bakar mısınız ekrana? Evet, Özgür'den Panya'da başarısız bir atış. Beşiktaş bu hücumuna. Peki Zeki hocam, bir bakar mısınız buraya? Zeki hocam, mesajlara müdahale eder misin? Seni bekliyorum. Evet, tekrar sahaya döndük. İsmail'den atış, pot altı. Halil Bağlı. Hücum ribaundunu sayı çevirdi mi? Evet, onun farkına varamadım, kusura bakmayın. Evet, sayılmış. Tek attığına göre. Bülent Yılmaz. İsmail'den Mustafa Muhittinoğlu'na sayı geçersiz. Sanırım hücum süresi bitti. Özgür tekrar sağda. Han Şafa. Özgür Gürbulak. Panyalı bir atış Kaan'dan, başarılı. Oyuncu var. Halil dışarıda, Enes içeride.
İsmail'in orta bir şut. Nihat Ağarbaş, lütfen mesajlarınıza dikkat edin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Lütfen seviyemizi bozmayalım. Ben Zeki hocamız şu an yok. Müdahale edemiyor herhalde. Teşekkürler Deniz. Ya Nihat arkadaşımmış bu konuda. Teşekkürler babam. Yok, ben şeker almıyorum. Öyle mi? Üçüncü periyot 70-65. Tamam, gelirsem hocam olur, neden olmasın? Evet, son periyoda geliyoruz anladığım kadar. Handan Hanım üçüncü periyodun sonucunu verdi. 70-65. Kim önde acaba? Söz hocam, İzmir'e maça gelirsek. Zeki hocam, şu mesajları bir okur musun? Ben buradan bir şey yapamıyorum.
Deniz, Zeki hocam ilgilenecek mesajlarla. Enes'ten büyütücük sayısı başarılı. Evet, Mustafa'nın arabasında herhalde bir sorun var. Sedat Hoca'ya bir işaret etti. Evet, tekerine ilgili bir sorun var. Kaan Şafak şut Özgür'e gitti. Çok küçük topa çembere değmeden. Evet, son 5 saniye. Kaan. Evet, son saniye attı Kaan. Başarısı Fikri sonra ribantını aldı. Ama İsmail'den sanırım ikinci pas hatası oldu. Öyle hatırlıyorum. Evet, İsmail de bugün gördüğüm kadar performans olarak eski performans iyi ama izlediğimiz kadar ki biraz bir şeyler Kaan'dan bir şut seyrettik, başarısız. Enes Bulut, Bülent Yılmaz. Şöyle bir baktı potaya, başarılı bir atış görüyoruz Bülent'ten. Özgür Gürbulak, Gökhan, Özgür, tekrar Gökhan, ön çizgide başarısız oldu. Enes topu savunma ribantını hızlıca aldı. Evet. Oyuncu değişikliği var. Cafer içeride, Uğur Toprak içeride, parkede. Evet, 4 kişi. 4 kişiler. Evet, Erdoğan Başkan'ın görüşleri var yorumlarda. Basketbol Federasyonu'nun ayrıca kurulması konusunda birçok kişinin hem fikri olduğunu görüyoruz. Bülent Yılmaz, Enes Bulut. Tekrar Bülent Yılmaz. İçeri girer mi? Muhittin
Faul herhalde. Yok pardon. Oyuncu. Teker galiba. Evet Mustafa'da teker sorunu. Umutcan karşılıklı aboneyle ilgili yorum yapmış. Teşekkürler Zeki Hocam. Üyelerimizle ilgili şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Saygı çerçevesinde yorum açız. Eleştiriye her türlü şey açız. Seviyeyi düşürmemek şartıyla. Öyle bir şey olduğu zaman engelliyoruz. Kesinlikle üyeliğini iptal ediyoruz. Bu konuda bilgi vermek istiyorum. Kesinlikle taviz vermiyoruz bu konuda. Bu camia mücadeleyle buraya geliyor. Herkes mücadele ediyor yani. Oyuncusuyla, yöneticisiyle, ekibiyle, her şeyle. Mustafa Muhittin Ali çizgide görüyoruz. Atış, başarısız birinci atış. Teşekkürler Deniz Hocam. Gökhan Özgür ortada çizgide. Evet. Başarılı. Güzel bir atış. Özgür kendine geldi mi diyeyim bilmiyorum. Böyle bir eleştiri yapacağım ama daha rahat oynamaya başladı sanki. Evet. Yukarıda karşılıyor Beşiktaş. Ön çizgide. Bakalım başarılı olacak mı bu savunması. Bir üçlü denemesi Enes Bulut'tan. Başarılı oldu. Güzel bir atış seyrettik Enes Bulut'tan. Hızlıca geldi rakip sahaya Beşiktaş. Özgür Gürbulak. Evet cevap vermek istedi ama başarılı olamadı. Evet Mustafa Muhittin'den Enes Bulut'a. Bu da başarılı. Evet. Karşılıklı sayılar görüyoruz takımlarda. Son periyot tahmin ediyorum. Gökhan yine ön çizgide bir başarısız yine ikinci atışla başarılı. Uğur Toprak hücumlu bankında başarılı oldu atışında. Bir gün doldu. Enes Bulut. Birçok takımlar şöyle bir yorum yapacağım biz yayın ekibi olarak. Birçok takımlar antrenmanlarına devam ediyor. Kontrollü bir şekilde. Bu yani isim söylemek istemiyorum ama biliyoruz, duyuyoruz. Şu ana kadar aksi bir şey olmadı. Evet bu Beşiktaş Galatasaray'da Aytaç'ı göremedik bugün. Aytaç kadroda yok. Beşiktaş'ta zaten Deniz Acar arkadaşımız karantinadan dolayı kadroya parkeye inemedi. Evet sonuçla ilgili Handan Hanım yazarsanız çok sevinirim. Bir de kaç süreyi yazarsanız son bir kez olsun. Süre ve skor alabilir miyiz? D
Bu arada ben de antrenmanlara katılıyorum. 1453 takımla beraber. Evet, Sedat Hocam'dan canlı bir yorum gördük. Okuduk daha doğrusu. Dört tane riban kaldı. Hızlıca Uğur Toprak rakip sahaya indi. Evet, dur. Fikri yerde. Bugün Fikri üçüncü defa düştü galiba. Enes kenardan topu başlıyor. Bülent Yılmaz. Teşekkür ediyoruz Sedat Hocam, Erdem Başkanım. Evet, İsmail ikinci bloğunu gördü. İsmail ağır faul bekledi. Galiba onu da aldı. Teşekkür ediyoruz. Zeki Hocam'la beraber bu yayınları devam ettirmeye çalışıyoruz. Benim yanımda olmasa da birçok karşılıklı paylaşıp, paslaşıp olumsuzluk sorunları ve olumsuzlukları Zeki Hocam ilgileniyor sağ olsun. Evet, başarısız bir hücum gerçekleştirdi Galatasaray. Kaan Şafak. Uzun pas pota altında başarısız pas oldu. Enes hızlıca pas verecek arkadaşını aradı, bulamadı. Kendi topuna gidiyor. Çok güzel. Harika bir sayı oldu. Akıllıca bir hareketle Enes'ten güzel bir sayı seyrettik. Eyvallah hocam. Herkes Özgür'ün üzerindeyken İlhan boşa geçti. İlhan Tuncay'dan Cem. Pas Cem vererek. Evet, faul. Basket faul ve tek atış Cem'den. Ön çizgiden bir atış Cem'den seyredeceğiz. Başımsız. Metin Hocam, ayrıca biz teşekkür ederiz. Bize her türlü çeviri konusunda yardımcı oluyorsunuz. Enes'ten bir üçlük atış, başarısız. Özgür aldı topu. İlhan pot altına top istedi, Özgür verdi ama maalesef başarısız. Biraz acele mi ediyorlar diyor, diyelim, bilmiyorum. İlhan da uzun bayağı. Bola geldi. Handan Hanım, sonuç ve alabilir miyiz? Metin Dünçal hocamızı fazla adını söylemiyorum ama en büyük destekçilerimizden biri de Metin Hocam. Hiçbir yardımı yok demeden bize yardımcı oluyor her türlü. İletişim konusunda olsun, çeviri konusunda. Evet. Urfa takımı hocası Serdar hocamız yine bir yorumda bulundu. Evet, yorumlarımızı okuyabilirsiniz canlı yayın YouTube kanalımızda. Mehmet Barış Tunca ne çevriliyor? Teşekkür ederim Metin Hocam. Evet, bir skor alsak sanırım büyük ihtimalle son dakikalara girdik.
Ben böyle güzel bir maç beklemiyordum gerçekten. Hakem olmadığı halde hiçbir sorun çıkmadan karşılıklı güzel bir maç seyrettik. Seyrediyoruz. Oyuncu arkadaşlarımıza buradan gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Özlediğimiz heyecanı bize yaşattılar. Evet, 78-84 Galatasaray önde. Handan Hanım, teşekkür ediyoruz. Özgür'den ön çizgiden bir atış başarısız, evet. Enes Salman ribaundunu aldı. Pas verecek arkadaşını aradı, evet. Bülent Yılmaz, Mustafa Müttünoğlu, İsmail Ağar, Enes Batur, Bulut, Mustafa Müttünoğlu, İsmail'e ön çizgiden, evet. İsmail kendine geldi diyeyim. Yani son periyotta İsmail skora oynadı. Özellikle ön çizgide. Gökhan pas verecek arkadaşını aradı. Cem'e verdi. Cem pota altında. Aşağılı. Cem Gezinci. Cem bugün çok sakin oynuyor. Belki hazırlık maçı olmasından dolayı olabilir ama çok sakin gerçekten. İlker hocam teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Eleştirilerinizi de bekliyoruz arkadaşlar. Her zaman iyi olmayabiliriz. Yanlışımız olabilir. Lütfen eleştirilerinizi yazın. Biz açığız. Oo, yanlış pas Bülent Yılmaz'dan. Özgür. Cafer arkadaşımızdan Özgür. Gülbulak. Kendi topuyla devam ediyor. Evet, içeride top verecek arkadaşını aradı. Özgür ortaya baktı. Panyalı atış başarılı. Enes Batur savunma ribaundunu. Maçın bitimiyle herhalde son ana yaklaştık. Çünkü dördüncü periyot yanılmıyorsam. Uzun bir pas Bülent Yılmaz'a. Mustafa Müttünoğlu içeri giremedi. Evet, Enes'ten paralel atış. Özlem Enfler'e teşekkür ediyoruz. Biz de camiamızla gururluyoruz. Bu hazırlık maçı bir şeyler anlatabilir birilerine tabii ki. Biz eleştiri yapamıyoruz ama yorum yapabiliriz yani. Cem Gezinci'den faul atışı. Başarısız. Birinci atışı. İkinci atışı. Batur mu? Bulut, Bulut. Enes Bulut. Enes Bulut. Mustafa'ya verir mi? Yok. Oo, çok güzel. İsmail'den faul. Cem'den açık. Zaman almamız mümkün mü acaba Handan Hanım? Kaç dakika kaldı? Duyuyorsanız beni. Ben karşımda görüyorum onu. Enes Batur amcamın oğlu. Ya Batur demedik, Bulut. Ya Zeki, beni güldürme. Özgür Gül Bulak. Cumhur bantını aldı diyebiliriz Cem Gezinci. Yanlış pas Özgür'e. Hızlıca yarı rakip sahada Galatasaray. Zafer faul yaptı galiba ama evet, sayı verecek mi? 3 saniye. Mustafa Muhittinoğlu'na Sedat hocam 3 saniye verdi.
Gökhan. Gürgül'ü bırak. Kem. Tekel. Başarısız yine pot altı. Hücum ribantını Gökhan arkadaşımız sayıya çevirdi. Ömer içeride. Cem arkadaşımız dışarıda. Enes Bulut. Evet Ramazan hocam, Özgür Yeni takımına alışmış gibi görünüyor. Bayağı iyi oynuyor diyebiliriz Özgür arkadaşımıza. Özgür kendi topuyla verilme. Evet Panya'nın yine bir atış. Kenardan başarılı. Özgür Bulgur Bulak'tan. İsmail Ar. Enes Bulut. Halil Bağlı. Tekrar Enes Bulut. Fekin. Evet Fekin'in karşılığını aldı Enes Bulut. Sayılık bir atış. Özgür pas verecek arkadaşının aradı. Üçlük bir atış Özgür'den. Harika. Ellerine sağlık Özgür. İsmail Arva başladı hücuma. Galatasaray. Fal Özgür galiba. Özgür Bulak. Özgür'den uzun bir pas. Ömer'e pot altı başarılı bir atış. Evet bitirdiler sanırım. Evet maç bitti. Handan Hanım'dan sonucu alabilir miyiz? Yazarsın çok seviniriz. Evet tahmin ettiğimiz gibi son dakikaydı. Evet. Her iki takım da ellerine sağlık diyoruz. Güzel bir maç seyrettiler bize. Tüm camia için de iyi oldu. Takımlarla ilgili eleştirilerinizi yapabilirsiniz aslında. Yorumlarımızı ekleyebiliriz. Beşiktaş ve Galatasaray İdarecilerine, teknik heyete ve hocalarına çok teşekkür ediyoruz. Oyuncuların ellerine sağlık diyoruz. Bize güzel bir maç seyrettiler. Bir daha söylüyoruz tabii. Hepimizin temennisi bir an önce liglerin başlaması. Covid-19 pandemi olayı bizim hayatımız artık. Bunu kabul etmemiz lazım. Biz kontrollü bir şekilde antrenmanlar olduğu sürece
konuda daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü test oluyorlar. Belli zamanlar, aralıklarla. Ben ayrılmadıklarına göre maç bitmedi herhalde. Biraz bekleyelim. Evet, maç bitti herhalde. Kenara gidiyorlar. Fikri. Bitti mi? Tamam, elinize sağlık. Tamam, maç bitmiş. Evet, tahmin ettiğimiz gibi. Orada kenarda durunca. Evet, Deniz arkadaşımızın da bir yorumu var. Bu antrenmanlar ve maçlarla ilgili. Herkes oynanmasından, tüm oyuncular, tüm camia oynanmadan yana tedbirler alındığı sürece bu olabileceğini görüyoruz. Ben de bir oyuncu olarak antrenmanlara devam ediyorum. Antrenmanlar yapmadığımda şunu söyleyeyim, çok kötü oluyorum. Evet, kilo alıyorum. Hemen hemen 5 kiloya yakın aldım. Antrenmanlara başladıktan sonra bunları, yani kilo falan sorunum kalmadı. Daha dinç, daha iyi hissediyor insan kendini. Bu tüm sporcular için de geçerli. Hareket ettikçe insan daha iyi oluyor. Her zaman söylüyoruz, pandemi var diye hani biz oynayalım, umursamayalım değil. Öyle bir düşüncede kimse de olduğunu düşünmüyorum. Herkes önlemini, tedbirini aldıktan sonra bu riski en aza indirebiliriz. Emre Hocam, teşekkür ediyoruz. Yani sonucu alacağım Andalan'dan ama herhalde duymadı. Şunu ben kapatayım da. Evet, sonucu Andalan mı yazmış, göremedim. Galatasaray 90-94 maçı almıştır. Ellerine sağlık, tebrik ediyoruz. Yayınımız burada sona ermiştir. İzleyenler ve destek olanlara buradan teşekkür ediyoruz. Yayınlarımıza maç olduğu sürece devam edeceğiz. Büyük bir özveriyle. Bugün her iki takım da destek verdi. Benim buraya gelmem biraz sıkıntıydı. Her iki takım da buraya gelmem konusunda bana yardımcı oldular. Galatasaray ve Beşiktaş'a teşekkür ediyoruz. Aracım olmadığı için ulaşım konusunda biraz sıkıntı duyuyorum. O yüzden bunları bildikleri için bana yardımcı oldular. Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler. Saygılar. Olsun.